Araştırmacı yazar İlhan Gültekin'e yapmış olduğu sunum nedeniyle teşekkür ediyorum. Şimdiki sunumu tarihten günümüze müsteşriklerin sünnilik eksenli operasyonları konusunda Doktor Abdullah Terzi sunacak. Doktor Abdullah Terzi Bey 1958 yılında Trabzon doğumlu, 1982 yılında İstanbul Tıp Fakültesini birincilikle bitirdi. Tıbbiyeliler Cemiyeti'nin kurucu genel başkanlığını yaptı. Kanal 99 Ankara Kulisi programının yapımcısıdır. Araştırmacı, yazar, birçok eser ve makaleleri bulunmaktadır. Kendisini dinleyeceğiz, hep beraber istifade edeceğiz. Buyurun. Allah'a hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başını çektiği Ehl-i Beyt'e sonsuz salatu selam olsun. Bizleri Ehl-i Beyt'in nefesi, anlayışı ve ruhaniyet içerisinde bir araya getiren ve bu çok yararlı, birleştirici ve önümüzü açıcı toplantının teşkilinde önderlik eden Üstadımız Profesör Doktor Haydar Baş Bey'e de şükranlarımızı arz ediyoruz. Değerli kardeşlerim ve ekranları başında bizi izleyen aziz Türk milleti, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ehl-i Beyt anlayışına ve Ehl-i Beyt'in İslam'la örtüşen, sünnet kavramıyla örtüşen kesin Kur'an'ı tutumuna rağmen maalesef tarihi seyir içerisinde Ehl-i Beyt'e karşı bir sistematik çalışma yürütülmüş, gözlerden ve gönüllerden düşürmek için hayli akımlar ortaya çıkmıştır. Kısaca Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonra başlayan ve özellikle Emeviler döneminde Ehl-i Beyt'e karşı sürdürülen haksız ve zalimane tutumları hepiniz biliyorsunuz. Ben sadece Emeviler döneminde hutbelerde İmam Ali Efendimiz'e hakaret edilip onun aleyhine konuşmalar yapması konusunda Muaviye'nin bizzat kendisinin ve oraya çıkardığı insanların yaptığı, irad ettiği hutbeleri hatırlatmak istiyorum. Bunlar tam kardeşlerim 80 sene sürmüştür. Dile kolay. 80 sene hutbelerden İmam Ali Efendimiz'e hakaret edilmiştir. Ve ardından uydurulan hadisler bu manada Ehl-i Beyt'i küçük düşürmek için ve de gözden düşürmek için uydurulmuştur. Mesela hayali bir İbn-i Sebe masalı uydurulmuş ve onun ağzından Şiilik Yahudilerin kurduğu mezheptir diye bir fikir ortaya atılmıştır. Ama bunun ne kadar batıl olduğunu Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in çalışmalarında gördük, sunumlarında gördük. Çünkü İslam'ı zedelemek isteyen müşriklerin sığındığı bu İbn-i Mese masalı bizatihi İmam Ali'nin Abdullah İbn-i Sebe'yi tanımaması ve ayrıca İbn-i Sebe'nin ekolüne mensup olduğu iddia edilen Ebu Zer Gifari, Selman-ı Farisi, Miktat bin Esved, Ammar bin Yasir gibi büyük sahabilerin İbn-i Sebe'den bahsetmemesi bu masalın uydurulduğunu göstermektedir. Taberi'nin alıntılarında yer alan bu hadisler bugüne kadar ve bugün Ehl-i Beyt'e açılan savaşların ve saldırıların mesnedi kabul edilmektedir. İşte Sünni dünya aslında sahih olmayan bu rivayetlere sarılmış ve Şii dünyayla beraber acımasızca bir ayrılığa ve çatışmaya girmiştir. Bunu hatırlattıktan sonra Sünni dünyanın İmam Ali Efendimiz'e ve sevenlerine karşı yürüttüğü bu acımasız ve haksız dışlama ve ötekileştirme faaliyetleri onu öylesine İslam merkezinden savurmuş ki bir takım akımlar zuhur etmiş ve bu akımlar müsteşriklerin de ciddi bir organizasyonuyla birlikte bugün günümüzde de fevkalade ciddi bir şekilde fiilen yaşıyor ve görüyoruz ki Sünni dünya kahir ekseritiyle beraber Batı dünyasının, Haçlı dünyasının yanında bir savaşın tarafı olmuştur ve maalesef Müslüman katliamlarına ortak hale gelmiştir.
Peki bunun sebeplerine baktığımız zaman İslam coğrafyasında İlhan Bey'in de ifade ettiği gibi uzun süre sömürgecilik mantığıyla hareket eden İngilizleri görüyoruz. İşte bu İngilizler İslam üzerindeki analizlerinde Müslümanların değer verdiği, kıymet verdiği Kur'an'ı görmüşler. Muhammed Mustafa'yı ve Ehli Beyt'i görmüşler ve bunlar üzerinden nasıl bir saptırma yapabiliriz, nasıl bir bölünme oluşturabiliriz diye bir takım akımları geliştirmişlerdir. Bugün bakınız İngilizler maneviyat dünyamızı, tasavvuf dünyamızı, meşrepleri ele alarak bunlar üzerinden bir ayrışma noktası oluşturmuş. Örneğin İngilizlerin etkisi altında Hindistan'dan oradan ta Anadolu'ya kadar ulaşan bir meşrebi ki bu Nakşibendilik meşrebidir. Bunu öne çıkartarak ve bunların Kur'an ve hadisler üzerindeki yaptığı tevilatı dinmiş gibi sunarak değerli kardeşlerim bu şekilde Anadolu'daki Aleviliği ve Bektaşiliği ve de Şia'yı din dışı gösterme faaliyetlerinde kullanmışlardır. Bu konuda daha sonraki oturumlarda detaylı açıklama yapacağı için ben detayına girmeyeceğim. İkinci olarak yine İngilizler mezhep dünyamızda Vahhabiliği Suudi Arabistan Hicaz bölgesinde öne çıkartarak Abdülvahhab'a bu mezhebi kurdurarak değerli kardeşlerim aynı şekilde mezhep üzerinden hem ehli sünneti ve hem de Şia'yı yani ehli beyt anlayışını batıl kabul eden hatta küfürle itham eden türbelerin yıkılmasından vesile ve şefaatin inkarına kadar ehli beyt ve ehli sünnet düşmanlığı yapan bir mezhebi geliştirmişlerdir. Üçüncü olarak yine İngilizlerin bir yorumu önümüze çıkıyor. Bu Anadolu'da Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemde ve bugün aktif olarak İngilizlerin yorum tarzı olarak önümüze çıkan Said-i Nursi hareketi ve Gülen hareketidir. Bunlardan Nurculuk olarak bir yeni yorumu bugün maalesef Pensilvanya'dan kimlere nasıl hizmet edildiğini ve inancımızın ve medeniyetimizin nasıl dönüştürmesi anlamında faaliyet gösterdiğini hepimiz görüyoruz. İlginç olan bir noktaya temas etmek istiyorum kardeşlerim. Ne enteresandır ki bu üç akım da ister meşrep olarak ihdas edilen, ister mezhep olarak ihdas edilen ve isterse bir İngiliz veya Amerikan yorumu olarak önümüze çıkan bu üç anlayışın nübüvvet konusunda ciddi takıntıları ve sapmaları vardır. Örneğin nübüvvet, risalet dediğimiz şey konusunda ki belki de Cenab-ı Hakk'ın yarattığı en önemli manevi varlık. Nübüvvet ve risalet. Allah Resulü ile bize gelen ve velayet yolu olarak devam eden o kutlu yol. Şimdi örneğin Fethullah Gülen küresel barışa doğru kendi vakfının kendine ait faaliyetleri anlattığı kitabında bakın peygamberimizi nereye koyuyor? Herkes kelime-i tevhide bakışını yeniden gözden geçirmeli ve hatta ıslah etmelidir. Kelime-i tevhidin ikinci bölümünü yani Muhammed Allah'ın Resulüdür kısmını söylemeksizin sadece ilk kısmını ikrar edenlere rahmet nazarıyla bakmak gerekir diyor. Yani Muhammed Resulullah'ı kelime-i tevhidden çıkarıyor. Onu kabul etmeyen Yahudi ve Hristiyanları da rahmetle bakalım diye cennete koyuyor. Bu sadece onda değil. Said-i Nursi de 2. Dünya Harbi'nde soğuktan ve zalimin zulmünden ölen her kim hangi dinden olursa olsun Yahudi veya Hristiyan fark etmez şehit hükmündedir. Yani cennetliktir diyor. Dikkat ederseniz bu anlayış nübüvvet konusunda Hazreti Peygamber'i devre dışı bırakan bir anlayışı getiriyor. Gelelim Nakşilik ekolünde ise İmam-ı Rabbani'nin bizzatihi mektubatında beyan ettiği bir yol ihdas ediyor. Bu yol kurb-ı nübüvvet yolu. İşte velayet yolu diye Allah Resulü'nden sonra İslam'ın anlaşılması ve yaşanmasında ve insanların hakka taşınmasında bizzat Resulullah'ın tensip edip önümüze koyduğu başını Hazreti Ali'nin çektiği velayet yolunun yanına sanki nübüvveti paylaşan, nübüvvete ortak olan veya nübüvvetle birlikte bütünleşen peygamberden sonraki o peygamber la nebiye ba'de benden sonra peygamber yoktur demişti. Bir yol ihdas ederek sanki velayet yolu dışında başkaca bir yol varmış ve bu Hazreti Ali'den farklı ve öte bir yolmuş gibi bir yol ihdas ettiler.
ve nübüvvet üzerinden değerli kardeşlerim ümmetin ifsadına ve ayetlerin yorumuna gittiler. Yetmedi, bunların beslediği siyasi ekoller, örnekleri çok, zamanımız yok ama Avrupa'da çıkardıkları hicret takviminde, peygamberin, hicret eden peygamberin adını verdikleri hicret takviminde eşhedü en la ilahe illallah yazdılar. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah bölümünü yazmadılar. Yani bu bir bütün olarak baktığınız zaman peygamberi hedef alan ve dışlayan bir anlayışı görüyoruz. Üçüncü olarak Vahhabilik zaten Hazreti Peygamber'in şefaatini, vesileyi, hatta kabri şerifini ziyaret edip ona selam vermeyi, ona dönüp Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, ya Habiballah demeyi bile şirk ve haram gören bir anlayıştır ki bizatihi o Vahhabi akımın önderleri haşa Hazreti Peygamber'in mübarek kabrindeki naşi için dilim varmıyor demeye ama o elimdeki baston gibidir diyecek kadar alçalmışlardır. Ama Allah Resulü bizim cesedimizi peygamberlerin cesedini toprak yemez buyuruyor. Ve siz bana kabrimde selam verdiğiniz zaman ben o selamı bizzat alır size mukabele ederim diyor. Ve yine وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ Allah yolunda öldürülenleri ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ama siz anlamazsınız diyor Allah Celle Celaluhu. Sen şehide ölü değildir, diridir, o haydır deyip inanacaksın da binlerce şehitten kıymetli olan peygamberin haşa bir bastan olduğunu mu söyleyeceksin? İşte değerli kardeşlerim, müsteşriklerin, İngilizlerin, bugün Amerikalıların bu İslam coğrafyasında oluşturdukları bu akımlar ne ilginçtir ki nübüvvet üzerinde ve de Ehl-i Beyt üzerinde özellikle saptırmaya, ayrıştırmaya ve bunları batıl ilan etmeye çalışıyorlar. Bakın, Risale-i Nur külliyatındaki ifade tarzı ve yazım tarzıyla Rabbani'nin mektubatındaki yazım tarzı arasında bir benzerlik var. Bir müphemlik var. Anlaşılması zorluk var. Birisinin size onu tevil etmesi, anlatması gerekiyor. Yorumlaması gerekiyor ki anlayabilirsiniz. Öyle değil mi? Okuyan alim arkadaşlar var, kardeşlerimiz var, takip edenler. Bir müphemlik var. Birinin tevil etmesi gerekiyor. Az önce Selim Bey ne dedi? Hazreti Mehdi kiminle beraber mücadele edecek? Kur'an'ı tevil ederek saptıranlarla beraber. Hatta Risale neymiş efendim? Kur'an'ın mucizesiymiş. Kur'an'ın en mükemmel tefsiriymiş. İşte bakın Mehdi Ali Resul kimle beraber mücadele edecek? Kur'an'ı nefisleri istikametinde yorumlayanlarla beraber. Bütün bu akımlar değerli kardeşlerim müsteşrikler tarafından oluşturulmuştur. Ve neticede bu sünnicilik akımı, sünnilik akımı ehli sünnet ehli beyttir. Sünnet ehli Muhammed Mustafa'nın başını çektiği ehli beyti sevmek ve ram olmaktır. Ama sünnicilik bir din gibi telakki edilmiş ve maalesef kendi dışındakilerini din dışı ilan etmiştir. Ehli sünnet, mezhep ve meşrepleri dışındakiler batıl ve sapıktır inancını yaymıştır. Onun için mesela bir kavram var. Dört hak mezhep kavramını kullanmıştır. Dört mezhebin dışında hak yol yok mu? Ehl-i Beyt yolu başlı başına hak bir yol değil mi? İmam-ı Cafer-i Sadık'ı sen nereye koyacaksın? İmam-ı Cafer-i Sadık'ı nereye koyacaksın? İmam-ı Azam'ın imamı değil mi? Son iki senem olmasaydı Numan helak olurdu diye Hazreti İmam-ı Azam Efendimizin ifade ettiği insan değil mi? Onun Caferi diye bir Şia kolunun bir mezhebi yok mu? Var kardeşlerim. İşte o bakımdan bu anlayış Sünni kavramı zaten Hazreti Peygamber'den 120 yıl sonra İbn-i Seren bir Sirin denen bir zat tarafından ortaya atılmış bir kavramdır. Ehli sünnetin başı olan İmam-ı Azam Efendimiz, İmam-ı Şafii, İmam-ı Hanbel bin Ahmet, İmam Malik bunlar Ehl-i Beyt aşığı insanlar. Hatta bunlar Ehl-i Beyt yolunda şehit ve gazi olmuş insanlardır. Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın güzel bir tespiti var. Diyor ki Kur'an'da 30'dan fazla ayet ve Resulullah'ın binlerce hadisiyle övülen, sevilmiş ve seçilmiş Ehl-i Beyt'i takip edenlere hakkında tek bir ayetin bulunmadığı sünnilik maskesiyle savaş ilan etmek
Aslında Allah'ın ayetlerine savaş değil de nedir değerli kardeşlerim? O bakımdan Sünni dünya Batı'nın senaryo içerisinde yer alarak bir yandan siyasi ve radikal İslam ekseninde oluşturulan cephelerle Haçlı dünyasına değil Müslümanlara, Ehl-i Beyt taraftarlarına savaş açmış, El-Kaide, El-Nusra gibi örgütlerce bugün katliamlar hurharca yapılmaktadır. İki, bir yandan ılımlı İslam projeleri yürütülerek gayrimüslimler hak ve cennetlik, Şia ise batıl ve cehennemlik gösterilmiştir. Bütün Sünnilerin, Nakşi ekollerinin ve Nurcuların örneğin Libya, Mısır, Suriye, Irak olaylarına bakışları bu çerçevede hemen hemen aynıdır. Şimdi bir havuzlama yöntemi de var. Bunu İngilizler çok iyi kullandı. Bugün Amerikalılar kullanıyor. Müslümanların kalbi ve manevi eğilimleri dikkate alınarak belli uydurma manevi merkezler oluşturularak kitleler bunların etrafında adeta sosyal havuzlarda toplanarak kontrol edilmekte, istenilen siyasi iradeye destekleri sağlanmakta, istenilen sapıklıklar ve düşmanlıklar bu alan üzerinden yayılmaktadır. Nakşilerin ve bugün Risale-i Nur'u takip edenlerin bugün Türkiye'de hep beraber aynı batıla savrulması ve hizmeti bundandır. Bak Fethullah Gülen ne söylüyor? Amerika dünya gemisinin kaptanıdır. Onunla iyi geçinmek zorundayız. Onun üstadı ne diyor tarihçeyi hayatında Said-i Nursi? Yeryüzünün en büyük devleti Amerika, İslam'ı desteklemektedir. Yani durdukları yer İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin bugün devamı olan Pensilvanya Cemiyeti, yani Amerika Muhipleri Cemiyeti'dir ve buradan maalesef aynı sesi çıkarmaktadırlar. İlhan Bey bahsetti siyasal İslam kavramından. Değerli kardeşlerim, İslam Allah'ın tanımladığı bir kelimedir. İnned dine indallahil İslam. Allah katında yegane din İslam'dır. Siyasal, ılımlı, light gibi kelimelerle İslam'ı yan yana getirmek İslam'a yapılan en büyük kötülüktür. Ve bu kasıtlı olarak yapılmıştır. O bakımdan bugün ılımlı İslam, light İslam, Euro İslam, Katolik İslam, hem Hristiyan hem Müslüman kavramları hak ile batılın karıştırıldığı, Müslümanların gayrimüslimlere, haçlara karşı içi boşaltılarak tepkisileştirildiği deccalizmin başka bir versiyonudur. Ben bu noktada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ekonomi alanında vahşi kapitalizmin bizzat uygulayıcısı ve savunucusu Sünni dünya başı çekmektedir. Yani vahşi kapitalizm bu dünyada uygulanmakta ve savunulmaktadır. Ve adeta başka da bir model yoktur diye de dayatılmaktadır. İşte Şii dünya içinde başka bir model yoktur anlayışını kırmak gerekiyor. Ben bugün buraya teşrif eden ilim adamlarına, uluslararası camiadan gelen değerli üstadlara da hatırlatmak istiyorum ki artık sosyalizme, kapitalizme, liberalizme mahkum değiliz. Çaremiz yok, başka ne yapabiliriz ki de demeyeceğiz. Ehl-i Beyt'in özünden ve uygulamasından kaynaklanan ve bugün Rusya'nın uygulayarak Putin'i dünya liderine taşıdığı ve Suriye'deki savaşı durdurduğu bir güce ulaştıran milli ekonomi modeli Şii dünyanın da, Sünni dünyanın da, bütün dünyanın da adil, eşit dağıtımcı ve katılımcı bir ekonomi modelidir değerli kardeşlerim. Son olarak dinler arası diyalog fitnesi de bu çerçevede Sünni dünyada makes bulmuş ve Sünni dünya bu projeyi cemaatler ve cemiyetler haline uygulama alanına koymuştur. Bu noktada Vatikan eksenli bu proje 94 yılından itibaren bizatihi Fethullah Gülen hareketi tarafından Türkiye'de öne çıkartılmış. Diyanet İşleri Başkanlığı bir sene öncesine kadar bu projenin içerisinde başkanlık düzeyinde yer almış. Ama son olarak da AKP hükümeti bizatihi bu projeyi hayata geçirmiştir. 2008'deki yayınlanan resmi gazetede 8 tane bakanlık bu projeyi bizatihi uygulamaya koymuştur. Bunun sonuçlarını zamanımız olmadığı için ele almayacağım ama şuna da dikkat çekmek istiyorum. Sünni dünyada makes bulan ve yayılan bu fitne maalesef Şii dünya içerisinde de yer bulmaya başlamıştır. Maalesef siyasi alanda bu projeyi gerekli, lüzumlu veya tez olarak üstlenenler olabilir. Ama Şii ulemasına düşen ve Türkiye'mizdeki Alevi önderlerine düşen de
Ehl-i Beyt anlayışını, Muhammed Mustafa'nın tevhid anlayışını, yegane hak din İslam'dır anlayışını önüne koyarak kendi mensuplarını bu batılla, hakla karışık bu fitneden uzak tutmaları noktasındadır. Son olarak değerli kardeşlerim, şunu ifade etmek istiyorum. Bir çağı okumak, bir zamanı yaşamak, o zamanın fitnelerini, fesatlarını, hastalıklarını tanımlamak, liderlerin, önderlerin, maneviyat büyüklerinin, alimlerin temel vasfıdır. Bir lider, bir siyasetçi, bir maneviyat önderi, bir alim çağını, çağının gidişatını, sorunlarını, problemlerini, fesatlarını, fitnelerini okuyor musa o hiçbir şeydir. Kendisine bile önder olamaz. Ama bugün Allah'a şükürler olsun ki zamanı kuşanıp, sahiplenerek ülkemizdeki, bölgemizdeki, dünyamızdaki ekonomik sorunlara, ayrılıklara, çatışmalara, Alevi, Sünni, Şia, Sünni çatışmalarının önüne geçmek üzere proje üreten bir insan var, bir lider var, bir gönül insanı var. Allah ondan razı olsun. Ömrüne bereket versin. Anasına babasına rahmet eylesin. Çünkü o bize artık milli ekonomi modelini sundu, sosyal devlet projesini sundu. Bugün o Rusya'da hayata geçti. Bize Ehl-i Beyt noktasında buluşmayı öğütledi, öğretti, Ehl-i Beyt'i sevdirdi. Allah ondan razı olsun. Ve bize bağımsız Türkiye'yi inşa edebilecek bir yürek verdi, bir fikir verdi, bir aşk verdi. Allah hepinizden ve ondan razı olsun. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Yeni Mesaj gazetemizin organize ettiği programda bu veciz konuşmasından dolayı Sayın Abdullah Terzi'ye çok teşekkür ederiz. Abdullah Bey, özetleyecek olursak, İslam'ın Yüce Peygamberimizin rehletinden sonra meliklik kavgasında olan bir takım çevrelerin Ehl-i Beyt ekolüne karşı yapmış olduğu uydurma ve fitnelerin bulunduğunu belirtti. Daha sonra bu fitneleri Hilal-Haç kavgasında İslam'a karşı Haçlı seferlerinde İngilizlerin delil olarak kullandıkları ve İslam alemini bölmek, parçalamak için bazı organizasyon yaptıklarını belirtti. Bu organizasyonların da ana hedefinin Ehl-i Beyt ekolü, Meşreb-i Sufiye ekolü olduğunu belirtti ve bu operasyonun da şu şekilde gerçekleştiğini vurguladı. Birincisi, Ehl-i Beyt ekolüne, yani tasavvuf ekolüne karşı tasavvuf şirktir diye bir fikirle ortaya çıkan Vahabilik felsefesinin İngilizler tarafından yazılmasıyla beraber biliyorsunuz Arabistan Osmanlı'dan kopartılmıştır. İkincisi ise tarikat ya da tasavvuf ehli kılığında ve sonradan üretilmiş taklit Meşrebi Sufiye ekolleri ile, burada özellikle Nakşibendiliği vurguladılar, bu ekollerle beraber İslam alemi ne olmuştur? Tevhidi kaybetmiştir ve Osmanlı Devleti son 100 yılda bu ekole teslim edilmiş ve yıkıma uğramıştır. Dolayısıyla şunu burada ben de bir sunucu olarak vurgulamak isterim. Hacı Bektaş-ı Veli'den, Ahmet Yesevilerden, Horasan Erenlerinden, hepsinden Anadolu'ya yapılan seferlerin ana amacı nedir? Horasan Erenleri neden Anadolu'ya gelmiştir? Muhterem dinleyenler, burada en önemli nükte şudur, Kudüs'tür. Kudüs, biliyorsunuz, Hazreti Ömer tarafından fethedilmiş, daha sonra birinci Haçlı Seferinden önce 450 yıl Müslümanların hakimiyetinde kalmıştır. Ancak birinci Haçlı Seferi ile beraber Anadolu büyük bir yıkıma uğramıştır. Haçlı ordusu Anadolu'yu çiğneyerek geçmiştir. Alparslan'ın fethettiği Anadolu Haçlı ordusu tarafından ezilmiştir. Bu nedenle Ahmet Yesevi Horasan'dan erenlerini, dervişlerini Anadolu'ya göndermiş ve gidin bu toprakları tamamen Müslüman yapın, Haçlı seferlerinin önünü kesin diye. İşte saygıdeğer dinleyiciler, neden Haçlı Seferi'nin önü kesilecek? Kudüs'ü Haçlı egemenliğinden kurtarmak için. Bugün muhterem arkadaşlar, Kudüs'te egemenliği olan malum güçlerle el birliği, iş birliği yapanların halini de ben sizlere havale ediyorum.